Hepinize merhaba. Bugün uygun fiyatlı ürünlerin içinde bulunduğu dev bir kırtasiye paketi açıyoruz. Çok çeşitli ürünler var. Genelde çoğunluğu Kore tarzı fosforlu kalemler. Hadi hemen birlikte inceleyelim. İlk olarak 24 renkten oluşan Brush Pen kalem seti. Bu kalem setlerini daha önce de önermiştim ve birçok videomda kullanmıştım. İşte 48'li, 36'lı gibi farklı setlerini de açmıştım. 24'lüsü de güzel, ideal renk skalası ama benim tercihim 36'lı. 36'lı da var, onu da göstereceğim. Bu da kalemlerin 36'lısı. Bu şekilde içerisinde iki katman var. Ben böyle kalemlerin içerisinden çekmece gibi iki katman çıktığında çok mutlu oluyorum. Ve bunun kutusu çanta gibi olduğu için böyle cırt cırtlı falan çok hoşuma gidiyor. Tabii 36'lısının renk skalası daha geniş. Tercih ederseniz bence 24'lü yerine 36'yı da alabilirsiniz. Ama tabii sizin tercihinize kalmış. Ben çok memnunum bu kalemlerden ve zaten videolarımda paylaşıyorum. Ve videolarımda en çok kullandığım, bana en çok sorduğunuz marker kalemlerin 36'lı seti. 36 bence başlangıç için çok ideal. Aslında böyle 48'li veya 168'li gibi çok daha büyük setler de alınabilir ama 36 böyle yeni başlayanlar için ve çocuklar için çok ideal oluyor aslında. Ben bu sette de bir çizim yapacağım bir sonraki videolarda. Onu da izleyebilirsiniz. Hem kafanızda soru işareti varsa onlar da giderilmiş olur. Uçları zaten böyle bir tarafı kesik uçlu, bir tarafı ince uçlu. Her videomu da paylaştığım için görüyorsunuz. Dediğim gibi bir sonraki videolarda bu markerla bir çizim yapalım ki eğer almak isteyenler varsa veya merak edenler varsa da görmüş olur. Ve benim en çok merak ettiğim bu marker pad, denemek için sabırsızlanıyorum. Bir sonraki videolarda bu marker pad'i mutlaka deneyeceğiz. Çünkü arkaya geçirmediği iddia ediliyor, öyle yazıyor. Hiç arka sayfaya herhangi bir mürekkep geçirmiyormuş. Sanırım aradığımız o arkaya geçirmeyen defteri birlikte bulmuş olduk. Sonraki videoda bu marker pad'i denediğimde de görmüş olacağız. Ben de çok merak ediyorum. Benim gibi merak edenler de abone olsun ki bir sonraki videoları kaçırmasın. Ve bu şekilde tam bir Kore tarzı jel kalemler var ama gerçekten üstündeki desen o kadar güzel ki bayıldım. Ve ben kutusuyla saklamayı düşünüyorum. Şimdi içine bakacağım. İçinde birçok renk var. Bu şekilde renk tonları da çok hoşuma gitti. Mesela çok güzel bir lacivert ve kalemlerin minik minik üzerinde de desenler var. Gerçekten kalemlere bayıldım ve beyaz jel kalemin de böyle olması çok hoşuma gitti. Kullanırım videolarda ve çizimlerimde. Böyle fosforlu bir turuncu var. Hem renkler güzel hem de üstündeki desenler güzel. Kesinlikle böyle kutusuyla birlikte masama koyacağım. Şurada bir yerde yer açacağım ve oraya koyacağım. Çünkü kutusu tam benlik ve üstündeki şey bana benziyor. O yüzden böyle kullanacağım. Bunları da görünce çok beğenmiştim. Altılı, ayıcıklı, fosforlu kalem. Ben minik fosforlu kalemleri çok seviyorum. Böyle kutuda olanları daha çok seviyorum. Bu şekilde kutusu açılıyor ve renk tonları çok güzel. Aslında minik görünüyor ama bence işlevli de olur kullanmak isteyenler için. Ben genelde saklamayı tercih ediyorum ama çok tatlı ve minik. Aşırı beğendim. Ve nedense kalemlerin böyle şeffaf kutuda olmaları hoşuma gidiyor. Çünkü bakın arkadan da böyle gözüküyor. Böyle şeffaf kutulu kalemler benim favorim. Ve bu şekilde desen çıkaran kalemler, kendiliğinden desenleri var ve uyguladığınız zaman kağıda böyle minik minik desenler oluşturuluyor. Belki videolarımı izleyenler bilir, daha önce bu kalemin aynısından denemiştim ve memnun kalmıştım. Küçük süslemeler yapmak için güzel bir kalem. Ve bu da tam bir Kore tarzı kare fosforlu kalemler ama bu fosforlu kalemlerin rengi çok soft. Tamamen yani Kore tarzı. AliExpress'te ya da yurt dışında böyle ürünleri çok görüyorum. Türkiye'de de satılmasının bayağı hoşuma gitti. Böyle hem renkleri çok pastel, çok soft hem de bence kare tasarımı çok daha farklı görünüyor. Çok beğendim bu kalemleri de. Ucu da bu şekilde. Bilmiyorum ucu çok soft yazıyor mudur ama görüntüsü bile yeter. Bu kalemlerde her yüzeye yazabilen outline marker kalemler. Bu kalemleri de hatta denemiştim, bir videom var, belki izleyenler bilir. Bu da fineliner kalemler. Bence bunlar başlık atmak için, yazı yazmak için çok güzel oluyorlar. Tam bir yazı yazma kalemi diyebiliriz. Bu da yine soft renklerden oluşan altılı bir fosforlu kalem seti. Bu kalemin hem renklerini çok beğendim hem de tasarımını beğendim. Şimdi size göstereceğim, böyle kapağın uç kısmındaki detayları şeffaf ve benim çok hoşuma gitti.
Dış görünüşü bu şekilde, içerisi de böyle. Rengi de bayağı fosforluymuş aslında. Güzel görünüyor kapağı ve ben dış tasarımını da çok beğendim. Üzerinde herhangi bir yazı olmayan fosforlu kalemler hoşuma gidiyor. Bence daha estetik duruyor. Ve bu şekilde ayıcıklı, çoklu bir tükenmez kalem. Bu çoklu tükenmez kalemler nedense çocukluğumdan beri hoşuma gidiyor ama şunun bir desenlerine bakar mısınız? Aşırı güzel. Bu da yine Kore tarzında ve yine yurt dışında çok popüler olan, Türkiye'de çok nadir bulunan ürünlerden biri. Tabii ki Türkiye'de bunun çeşitleri vardır illaki ama bu kadar tatlı tarz bence tam Kore tarzı olduğu için genelde yurt dışında popüler oluyor. Bunu da çok beğendim. Bu da böyle şişe temalı küçük fosforlu kalem. Bence çok güzel olmuş tasarımı. Gerçekten çok orijinal değil mi? Yani böyle minicik şişelerden oluşuyor ve içerisinde fosforlu kalem var. Dış tasarımı da güzel. Çok beğendim bu kalemleri. Ucu da bu şekilde görünüyor. Hem kullanışlı olur hem de çok güzel tasarımı olduğu için de saklamak isterseniz ya da kalemliğinize koymak isterseniz falan çok orijinal duracaktır. Bu da yine yurt dışında popüler olan ürünlerden biri ve fiyatı çok uygundu. Aşırı tatlı bir ürün. Hani böyle eskiden minik oyunlar vardı ya, oynatıyordunuz, böyle hayvan besliyordunuz falan. Aynı onlara benziyor ama tabii bu hesap makinesi. Çantanıza asabilirsiniz ya da kalemliğinize asabilirsiniz. Çok estetik durduğunu düşünüyorum. Ve tabii böyle minik detaylı şeyler hoşuma gittiği için buna da çok beğendim. Ben ikisini de aksesuar olarak kullanacağım ve çantama asacağım. Belki birini de çalışma masama koyarım, belli olmaz. Ve videolarımda en çok kullandığım bu beyaz kalemler. Biri akrilik kalem, diğeri jel kalem. İlk olarak akrilik kaleme bakalım. Bu şekilde zaten videolarda görüyorsunuzdur. Böyle akrilik kalemleri ben çok kullanıyorum. Bu akrilik kalem tek başına da satılıyor. 12'li set halinde de satılıyor. Bence 12'li almak bile çok avantajlı olabilir. Çünkü çok çabuk bitiyorlar çok kullandığınızda. Bu da jel kalem. Bunu da çok seviyorum. Jel kalem akrilik kaleme göre birazcık daha etkisiz oluyor çizimlerde ama ince detaylar için de bu jel kalem kullanmak iyi oluyor. Bu da yine tekli bir şekilde uygun fiyata satılıyor. Ve dev kutumuz bitti. Ürünler bu kadardı. Ben bu ürünleri çok uygun fiyatlı oldukları için ve Kore tarzı Türkiye'de pek fazla bulunmayan ürünler olduğu için incelemek istedim. Tabii aralarda normalde de kullandığım ürünler de vardı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir ve eğer bu ürünleri sizler de incelemek, bakmak isterseniz diye videonun açıklamasına link bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda hem marker kalem detaylı inceleme hem de marker pad detaylı inceleme gelecek. Mutlaka o videoları da izleyin eğer ilgileniyorsanız marker kalemlerle. Şimdiden kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoları kaçırmamak için mutlaka abone olun. Benim bugün videom bu kadardı. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Linki görmek için açıklama kısmına bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.